Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size sitoplazma ve organellerden bahsedeceğiz. İlk önce sitoplazmanın içeriğinde neler var? Bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar, sitoplazmanın büyük bir kısmı, yaklaşık %65-%70'lik bir kısmı sudan oluşuyor. Geriye kalan kısmında ise organik ve inorganik maddeler, bir de organeller vardır. Hemen yazalım o zaman bunu. Şöyle diyelim. Sitoplazmanın %65-70'lik bir kısmı sudur. Ne dedik? Geriye kalan kısımda organik, inorganik maddeler, organeller ve ne var? Hücre iskeleti vardır. Hücre iskeleti bulunur. Arkadaşlar, şimdi size hücre iskeletinden bahsedeceğim. Daha sonra organellere giriş yapacağım. Hücre iskeletinin 3 tane elemanı vardır. Bu elemanları şöyle bir tablo şeklinde yapalım. Şöyle hücre iskeleti diyelim. Hücre iskeleti. Şimdi ne dedik? 3 tane elemanı var dedik. Şöyle 3 tane ok çizelim. Arkadaşlar, hücre iskeletinin ilk elemanı mikrotübüller. Mikrotübüller. İkincisi ara filamentler. Üçüncüsü de mikrofilamentler. Şimdi ilk önce mikrotübüllerden bahsedelim. Arkadaşlar, mikrotübüller adı üstünde, bakın adında geçiyor, tübülin proteinlerinden oluşuyor. O zaman ilk özelliğimiz neymiş? Tübülin proteinlerinden oluşur. Oluşur. Evet, ikinci özelliğimiz arkadaşlar, en kalın hücre iskeleti elemanıdır. Mikrotübüller en kalın hücre iskeleti elemanıdır. En kalın elemandır diyelim kısaca. Peki görevi ne? Arkadaşlar, bunlar hücrenin şeklinin korunmasında, daha sonra sil, kamçı gibi hareketli bölümlerin üretilmesinde, İşte iyi ipliklerinin üretilmesinde görevlidir. Mesela bitkilerde sentrozom yoktur. Bitkilerde iyi ipliklerini üreten mikrotübüllerdir. O zaman şöyle diyelim görevleri için. Hücre şeklinin korunması, iyi ipliği oluşumu, bir de ne dedik? Sil, kamçı üretimi. Kamçı oluşumunda görevlidir. Evet, bu şekilde arkadaşlar, mikrotübüllerin özellikleri ve görevleri bunlardır. Gelelim ara filamentlere. Ara filamentler orta kalınlıkta olan hücre iskeleti elemanıdır. Bu birçok proteinin bir araya gelmesiyle oluşuyor arkadaşlar. O zaman şöyle diyelim. Birçok proteinin bir araya gelmesiyle oluşur. Bir de ne dedik? Orta kalınlıktadır. Orta kalınlıkta elemandır. Arkadaşlar, bunun görevleri ise şudur. Yine hücrenin şeklinin korunmasında görevlidir tabii ki. Çekirdek ve organellerin yerlerini sabitlemede görevlidir. Ayrıca sinir hücresi vardır. Hani sinir hücresinin yapısına baktığımızda hücre gövdesi ve akson dediğimiz kısımdan oluşur. Bu aksonların güçlendirilmesinde görevlidir. O zaman şöyle diyelim. Görevleri için hücre şeklinin korunması, çekirdek ve organellerin yerlerinin sabitlenmesi, bir de nedir? Aksonların güçlendirilmesi.
aksonların güçlendirilmesinde görevlidir. Evet arkadaşlar, ara filamentlerle ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar. Gelelim mikrofilamentlere. Mikrofilamentler aktin proteinlerinden oluşan filamentlerdir arkadaşlar. Şöyle yazalım o zaman. Aktin proteinlerinden oluşur. Bunlar en ince, yani hücrenin en ince elemandır arkadaşlar, onu söyleyelim. En ince elemandır. Görevleri nedir peki? Görevleri de şu. Yine hücre şeklinin korunmasında tabii ki görevlidir. Ayrıca kas kasılmasında, yalancı ayak oluşturmasında, hayvan hücrelerinin boğumlanmasında görevlidir. O zaman şöyle diyelim. Hücre şeklinin korunması, kas kasılması, daha sonra hayvan hücresinin boğumlanmasında görevlidir. Evet. Mikrofilamentler, mikrotübüller ve ara filamentler bu şekilde arkadaşlar. Hücre iskeleti elemanları bunlardır. Bunların özellikle görevlerinden size soru çıkabileceğini düşünüyorum. Gelelim organellere. Organelleri ilk önce bir sınıflandıralım, bir tablo halinde yazalım. Daha sonra ise kaldığımız yerden bir sonraki videoda devam ederiz. O zaman şöyle ben organeller diye yazmak istiyorum. Organeller. Arkadaşlar organeller 3'e ayıracağız. Zar yapılarına göre organelleri. Birincisi zarsız organeller. İkincisi tek katlı zara sahip organeller. Bir de çift katlı zara sahip organellerdir. Zarsız organelleri yazalım. 2 tane zarsız organelimiz vardır. Birisi ribozom. Diğeri de sentrozom. Tek katlı organellere baktığımızda endoplazmik retikulum. Daha sonra Golgi aygıtı. Kofol. Lizozom. Bir de peroksizom diyoruz. Peroksizom dediğimiz organel. Bunlar tek katlı organellerimizdir. Gelelim çift katlılara. 2 tane de çift katlı vardır. Biri mitokondri, diğeri de plastitler. Plastitler kendi içerisinde 3'e ayrılır. Kloroplast, lökoplast ve kromoplast. Bunların her birinin özelliklerini, görevlerini açıklayacağız. Arkadaşlar bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Bir sonraki videoda zarsız organellerden, ribozom ve sentrozomdan devam edeceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.